Vay vay vay. Oldukça ilginç bir dekor. Ey hak ettiğini kanıtlayanlar, cennet sizi bekler. Siz hak etmeyenlerse korkunç kaderinize hazır olun. Anlamış olduk ki Evrin'in korsanlığı şairliğinden daha iyiymiş. Bu Evrin'in değil. Nasıl yani? Bak. Rod Adası korsanlığı. Thomas Tew. Ama o yazmış olamazdı. Yani mühür onun mühürü ama Tew de Evrin'in saldırdığı gemilere saldırırken öldü. Evet, hikayelerde anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Bu gerçekten de Tüy'den kaldıysa nasıl oldu da tüm bunlara karıştı peki? Gerçekten güzel bir soru. Kim sence bu adamlar? Sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. Hala ayakta işte. Tamam, taşıyor. Hadi. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır, uygun. Olsan kanununa. Fena değildi. Ay be. Hala ayağımda önceki kaymalardan kalma çakıllar var. Tamam. Ay be, artık ustalaştım. Tüy burayı Evri'yle mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Bana da gelmedi. Evri hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onu tayfası gibi görmüştür ha? Belki ona da Aziz Dismas açı yollamıştır. Evet. Belki Tüy hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. Yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik, değil mi? Bu çok detaylı. Evet, öyle. Bir kol daha buldum. Evet, şimdi şu eli alacağım. Ulan. Tanrım. Karmaşık bir test gibi mi? Veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Bu bir kova. Tamam. Sırada ne var? Kova doldu. Tamam, bana getir. Şu büyük çark gibi şeye koyacağım. Ne işe yarıyor? Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa,
İyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Sence oldu mu? Kolu çekmeyi deneyebilirsin. Deneyebilirim. Hadi bakalım. Hey Sam, Dismas İsa'nın solunda mıydı? Şey, ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından mı? Önden. Öyleyse evet, soldaydı. Tamam, bendeki de öyle. Nathan. Bunu yapabileceğine emin misin? Şu ana kadar, evet. Haçlar kesinlikle doğru yerde duruyor. Peki öyleyse kova yanlış yerde. Evet ama yukarıda bir ışık var. Baksana, kovayı üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal var. Tamam, kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Nathan, bak, galiba başardın. Bak gördün mü? Galiba bitti. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Peki bu bir testse... Tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Dur, adımına dikkat et. Vay anasını be. Şuraya bir bakar mısın? Pekala. Galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. İyi tahmin. Yukarı bir yol bulalım. Hey gelsene. Seni kaldırayım. Geliyorum. Tamam. Burada sana göre bir şey var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. İyi fikir.
gitti. Zorlaştırmak için çabalamışlar değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Bakalım içeride ne var? Hey tavan alçak, kafana dik... Au! Evet tamam, dikkat ederim. Bir sus be. Buradan. Belki buradandır. Burada biraz ışık var. Ah, yeraltı mezarlığı. Mantıklı. Katedralin altındayız. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinç'i oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinç siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Rafe, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldum. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki var da. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de... Belki önümüze bakma zamanıdır. Rafe, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Rafe'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantaj onda olmadığı sürece hani fark etmez. Hıh!
Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa, trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir dakika. Trambolin değil mi? Keşke. Bekle. Bir kasa hemen geliyor. Evet, kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. Hadi bakalım. Masadan ağır olmaman güzel. Tamam. Başardın. Plan ne? Halatlarımızı burada takabiliriz. Bu işe yarar. Köprüye ne gerek var? Bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Hayır, buradan geçemem. Nasıl geçeceğim? Buradan. Şuna bak. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapana kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. O zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğimiz mi? Bu da ne? Bence şu ahşap tahterevalli gibi şey işe yarayabilir. Deneyelim. Peki, hadi bakalım. Ben ağırlık vereceğim. Hadi. Başardım. Pekala. Şimdi bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım.
İyi. Ben burada bekliyorum. Makinelere bir bak. Duyun tuzaklarının arkasındaki her şeye hayran olmaya başladım. Görüyor musun? Gevezelik etme. Kim gevezelik ediyor? Bunlar mühendislik harikası be. Oldu mu? Evet, bir saniye. Tamam, tahterevalli için bir şey buldum. Benden daha ağır. Ha, evet, evet. Dur, dur. Hey, iyi uçtum. İşte. Sağ ol. Bir test daha tamamdır. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmişizdir. Hadi. Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ne? Hiç alışamadım. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam. Öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala. Sadece bir tane. Aç gözlülük. Aldım. Lütfen tuzak olmasın. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... ...cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe. Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral Koyu. Evet ama... Kral Koyu'nda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama... ...nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. İşi Rafe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin. Bu istavroz değil, tamam mı? Ne?
Hayır, yani İstavroz üstünde şey olan haça denir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın! Ne? Hadi biz tırmanmalıyız. Bakalım. Geliyorum. Buradan çıkış yolu yok. Biraz da uzat. Yere mi gidiyor? Aferin. Vay be. Arı kovanına çomak soktuk resmen. Evet, çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. Hedefleri bulduk.
Neler oluyor be? Uzun hikaye. Kıssadan ise bizi buradan götür. Evet, fark ettim. Bekleyin. Ben hemen geliyorum. Sen nişancı! Gel al çabuk! Bitti. Hey evlat, burada inecek yer yok. Denize ulaşabilir misiniz? Evet, uçağa indir. Biz bir şekilde sana ulaşırız. Koşmaya devam, durma. Hep öyle mi oluyor? Hayır. Evet, kesinlikle. Güzel olur dememiş miydin? Ben bir bok göremiyorum.
Suya varana kadar inmeye devam etsen. Sam, buradan aşağı. Siktir et şimdi onları. Sen devam et. Etmeye başladım. Çocuklar, uçağı ateş ediyorlar. Hızlı olun yoksa suyu bozulacak. Ucuz atlattık, öyle değil mi? Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet, biz de iyiyiz, sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak, zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani, evet... Muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın ya, haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Gunsway'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam, anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok.
sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Kovu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek.